Şimdi sizi enfarktüsten 4 ila 6 saat sonraki kan beyin bariyerinin yavaş yavaş yıkıma uğradığı zamana götürmek istiyorum. Beynin iskemik olan bu bölümünde neler olduğunu inceleyeceğiz. Aslında olan şey çok açık. Enflamasyon. Beynin bu bölgesinde inmeye karşı enflamatuar bir tepki gerçekleşir. Bu arada enflamatuar tepkilerin dokuların verdiği biyolojik koruyucu tepkiler olduğunu hatırlatmak istiyorum. Enflamasyon dokuların herhangi bir sebeple irrite olması sonucu ortaya çıkar. Bu videoda inme sonrası gerçekleşen enflamasyondan bahsedeceğiz. Ama enflamasyon vücudumuzun her yerinde her an ortaya çıkabilecek bir durumdur. Örneğin kediniz sizi tırmalarsa kanama olmasa bile kedinizin tırmaladığı bölgedeki kızarma ve şişme enflamasyon sonucu meydana gelir. Enflamasyon bir şey yediğimizde bile başımıza gelebilir. Çünkü besinler de vücudumuza yabancı maddelerdir ve potansiyel olarak iritasyona sebep olabilir. Ama şimdi konumuza geri dönelim ve inme sonrası oluşan enflamasyona odaklanarak başlangıçtaki iskemiden sonra aşama aşama neler olduğunu daha yakından inceleyelim. Birinci aşama iskemi dedik. İskemi beyin hücrelerinin ölümüne yol açar. İkinci aşamayı daha önce görmemiştik ama nöronlar ölürken hasarla ilişkili moleküler örüntüler ya da kısaca dampları salgılarlar. Bunlara bazı kaynaklarda desen, şekil ya da yapı da deniyor. Damplar etraftaki hücrelere bir şeylerin ters gittiği mesajını veren küçük sinyallerdir. Dampların salgılanması enflamatuar tepkiyi tetikler. Bu da makrofajların etkin hale gelmesi anlamına gelir. Makrofajlar bölgeye geldiklerinde iki şey olur. Birincisi daha çok enflamasyon oluşması ve makrofajların yardımcı kuvvetleri göreve çağırması. İkincisi ise makrofajların bazı bağışıklık hücrelerini etkinleştirip onları enflamatuar tepkiye dahil etmeleridir. Bunları morla boyuyorum. Bu giderek büyüyen bir enflamatuar tepki. Şu anda enflamasyonun nereden çıktığını merak ediyor olabilirsiniz. Şöyle düşünün. Burada ölmekte olan beyin hücreleri var ve bölgeye gelen enflamatuar hücreler, yardımcı kuvvetleri yani daha fazla enflamatuar hücreyi göreve çağıracak sinyaller salgılıyorlar. Bölgeye bu hücrelerden yeterli sayıda ulaştığı zaman da hücreler anti enflamatuar role bürünüyorlar. Morla boyadığım enflamatuar hücreleri bu sefer yeşile boyayarak anti enflamatuar olduklarını gösteriyorum anti enflamatuar fenotipe geçiş kabaca iki sebepten ötürü meydana gelir. Birincisi bölgede daha fazla yardımcı kuvvete ihtiyaç olmaması ki bunun sonucunda bölgeye daha fazla hücrenin akın edip enflamasyonu kötüleştirmesi de engellenir. İkincisi de anti enflamatuar hücrelerin en sonunda temizlik ekibi olarak görev almalarıdır. Evet, bu temizlik işlerini üstlenecek hücrelerin belirli bir sayıda olması gerekir ve bu da likefaksiyon nekrozu adı verilen bir süreç sonucu gerçekleşir. Bunun ne olduğunu açıklamadan önce şu ana kadar bahsettiğimiz aşamaların bir de notunu alalım. Üçüncü aşamada enflamotar hücreler bölgeye geliyorlar. Dördüncü aşamada bunlar anti enflamotar role bürünüyorlar. Beşinci aşamada da likefaksiyon nekrozu başlıyor. Artık likefaksiyon nekrozunun ne olduğunu anlatabilirim. Öncelikle bölgede bulunan nötrofiller sindirici bir enzim olan hidrolaz salgılamaya başlarlar. Hidrolaz, ölü hücreleri ayrıştırmaya başlayarak ve bölgede bir kavite yani boşluk oluşmasına sebep olur. Bu boşluğun etrafındaki doku normal olmasına rağmen boşluğun içi yumuşak, sıvılaşmış ve nekrotik hücre kalıntılarıyla doludur. Şimdi de bu kaviteye biraz daha uzaktan bakıp burada neler olacağına göz atalım. Evet, uzaklaşmamız kavramsal olarak neler olup bittiğini anlamamıza yardımcı olacak. Karşımızda bir kere daha inme konusunda bilgilerimizi arttırmamıza yardımcı olan arkadaşımız var. Bu pıhtı, bu da arkadaşımızın beynindeki iskemik alan. Hemen küçük bir tekrar. İskemi ve nöron ölümü başladı. Damplar salgılandı ve enflamatuar hücreler buraya girip görevlerini yerine getirdiler. Sonra likefaksiyon nekrozu başladı. Ve şimdi de inme sonucu oluşan boşluğa neler olacağını göreceğiz. Boşlukta iki tip gelişme yaşanabilir. İnme ufak çapla bir inme ve oluşan boşlukta küçük bir alanı kaplıyorsa fibroz bir kapsülün içine alınarak beynin geri kalan kısmından ayrı tutulabilir. Bu kapsül daha sonra makrofajlar tarafından yok edilir. Makrofajların yok ettikleri kısım yeniden üretilmeyeceği için aslında beynin küçük bir kısmı kaybedilir. Evet, nekrotik alanın küçük olması sonucu bu gelişmeler yaşanırken daha büyük çaplı bir inme sonucu oluşacak nekrotik alanda daha büyük olacaktır. Ama yine beynin geri kalan kısmından ayrı tutulabilir. Başka bir deyişle de karantinaya alınabilir. Bu alandan daha sonra çevre dokudan farklı ve ayrı olan bir kist oluşur. Kist bağışıklık hücreleri tarafından temizlendiğinde de ortaya daha büyük bir boşluk çıkar ve beyinde adeta bir delik oluşur. Bu ne yazık ki kalıcıdır ve düzelip fonksiyonel beyin dokusu haline gelemez. Az önce de dediğim gibi beyinde kalıcı bir delik oluşur. O halde kavite oluşumunu da 6. aşama olarak not ediyorum